Merhabalar, ben Satım Elekselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabızlık çekenler ve sağlıklı bir atıştırmalık isteyenler için harika bir tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı çekilmiş yulaf kullanmamız gerekiyor. Ben daha öncesinden çekmiştim, o yüzden hazır bir şekilde kullanıyorum. Yarım çay bardağı da keten tohumu kullanıyoruz ketta tohumunu çekmemiz gerekiyor. Bunun için aslında bir kahve öğütücüsü gerekiyor ya da aldığınız yerde aktarlara söylerseniz çektirerek alın. Daha kolay olacaktır. Ben robotta denedim ama un haline getiremedim. Bu kısmında olduğu gibi paylaşıyorum ki nasıl zorluklar çektiğimi de göstermek istedim. Bunun için söylemiş olduğum gibi bir kahve öğütücüsü gerekiyor. Her evinizde kahve öğütücünüz varsa onda çekebilirsiniz benim evimde bulunmadığı için robotta çekmeye çalıştım ilk önce tek başına bir çekmeye çalıştım çekmeyince dedim ki acaba diğer malzemeleri kattığım zaman toplu bir şekilde çeker mi diye onu da denedim ama sert geldiği için çekmedi benim evimde kahve ötücüm yok o yüzden çok fazla çekemedim robotta denedim ama olmadı sonrasında üzerine de 4 avuç kadar da ceviz ekliyorum bir çay bardağı da kuru üzüm ekleyelim Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Tarifimiz gerçekten kıtır kıtır muhteşem oluyor. Lezzetinin gerçekten garantisini veririm. Kabızlık için deneyenler bol su tüketmeli ve fiziksel aktiviteyi de birazcık artırmalı. Protein tüketimini de birazcık azaltmak gerekiyor ben. Hani videomuz kısa olduğu için detaylı bir şekilde her şeyi anlatamıyorum. O yüzden de açıklama kısmına not olarak da düşeceğim. Mutlaka açıklama kısmını da okuyalım. Cevizimizi, kuru üzümümüzü ve keten tohumumuzu robotta çektikten sonra yulafın üzerine ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını kullanıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da tarçın ekleyelim. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştırarak yoğuralım. Çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Daha sonrasında da harcımı yağlı kağıt üzerine alıyorum ve incecikçe açıyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda 20 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Söylemiş olduğum gibi benim fırınımda 20 dakikada pişti. Daha sonrasında da soğutuyorum. Sonra da kırarak servis yapıyorum. Bisküvimi de soğuttuktan sonra bu şekilde kırıyorum ve servis yapıyorum. Gerçekten lezzet garantili. Eğer kabızlık çekiyorsanız ya da sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız bu tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın.